Merhaba. Sevgili hocalarımız, sevgili asistanlar, hoş geldiniz. Burada olmak çok güzel. Sesim biraz kötü ama size bugün dinamik fonksiyon testlerinde frekans devreleriyle ilgili kısa bir şeyler anlatacağım. Bugün bizim gerçekten çok sensitif metotlarımız var. Bunlardan bir tanesi PCH. Üçüncü jenerasyon, dördüncü jenerasyon kullanıyoruz. 0.001 mikro ünite formil ve daha düşük fonksiyonel sensitiviteye sahibiz. Ve bu nedenle artık bebeklerde TRA bilip intraveros 30. dakikada PSH pikini görmeye çalışıyoruz. Ya da büyük hemoglobini ölçüyoruz. Ve bu nedenle de eskisi gibi OGTT yapmıyoruz. Ama yine de dinamik fonksiyon testleri oldukça yaygın kullanılıyor. Endokrin laboratuvarın bir parçası, çok önemli bir parçası, vazgeçilmez bir parçası ve birçok endokrin bozukluk dinamik fonksiyon testleriyle hala tanımlıyor. Bu testler, invazif testler, asla mahsul değil. Zaman, para, emek istiyor. Deneyimli personel istiyor. Belirli protokolleri var, bu protokollerin bilinmesi ve harfiyen uygulanması lazım. Yan etkiler olabilir, adverse reaksiyonlar olabilir, bunlara karşı önlemlerin alınmış olması lazım. Nörostasyon ekibinin olması lazım. Mesela hipoglisemi olabilir, potansiyon geçebilir ya da konvizyonlar olabilir. Bilinçli bir ekibin, deneyimli bir ekibin yönünde olması lazım. Deneyimli merkezlerle ilgili olması lazım. Peki, fizyolojik değil. Şimdi pediatrik kısımdan gidersek, biz primer hipotiroidizm için bazal TSH düzeylerini kullanarak tanıyabiliriz. Ama growth hormonu eksikliğinde bunu yapamıyoruz. IGF-1 ölçebiliyoruz, onun binding proteinini ölçebiliyoruz ama yapılan çalışmalarda bu ölçümlerle, yani bu ölçümlerin sensitivitesi %55 düzeyinde. Onun için yine de provokatif testlere ihtiyacımız var. Stimülasyon testi aslında o bezin maksimum ne kadar salgılayabildiğini, o hormonu salgılayabildiğini gösteriyor. Rezervi nedir gösteriyor. Endojen salgılamanın bir göstergesi. Aslında bizim dinamik akslarımız var. O aksları real time olarak gözlemliyoruz bu fonksiyon testleriyle. Şimdi stimülasyon testleri zaman var ve emek istiyor dedim. Gerçekten bir dışarıdan bir maddenin verilmesi gerekiyor. Bu maddenin önceden reçete edilip hazırlanması gerekiyor uygun şekilde. Ondan sonra tabi bunun bir maliyeti de var. İntravenöz kanül gerekiyor. Uzun sürüyor. 2 saat, 4 saat, 72 saate kadar gidiyor. Onun için özel eğitimli, deneyimli personel gerek. Hastanede ayakta tedavi ortamında yapılması lazım. Yani pediatri de eşin endokrin bölümünde uygulanıyor. Ve maliyeti var fazla. İtalyalardan bir çalışmada işte bu bazal hormon düzeyleri yaklaşık 9-16 euro civarında iken maliyeti. Bu stimülasyon testleri bunun 30-40 katına ulaşmakta. Şimdi bu İtalya'dan bir çalışma pediatri endokrin kliniğinde en çok istenen hangi stimülasyon testleri var diye baktıklarında IgE testinin %34 olduğu, LHLH testi %24, standart doz ACTH testi daha düşük. Bizim hastanemizdeki durum nedeniyle baktığım zaman buna yakın değerler olduğunu gördüm. Arjinin testi %28'lerde, LHLH biraz daha düşük, %16'larda. Standart doz ACTH %20'lerde ve low dose SST var, o da yine benzer bir şey. Ama bizde oral glukoz tolerans testi de var.
Şimdi neden oluyor? Eğer klasik olmayan kronik adrenal hiperplazi düşünülüyorsa, işte standart doz SSC yapılıyor, 250 mg positropin veriliyor ve daha sonra işte hem kortizol ve 21 hidroksilaz eksikliği için 17 hidroksiprolesi ya da 11 beta hidroksilaz eksikliği için 10 hidroksikortizol ve diğerleri ölçülerek cut-off değerlerine karşılaştırılıyor. Eğer santral adrenal hiperplazi düşünülüyorsa o zaman low dose SSD yapılıyor, 1 mikrogram kositropin ve peak kortizol 430 nanomol litrenin üzerinde değil mi ona bakılıyor. Ya da santral precox tuberkle düşünülüyorsa ya da hipogonadotropik hipogonizm düşünülüyorsa LH-LH yapılıyor. Burada da LH'in 5'in üstünde olup olmadığına bakılıyor. Bir hormon eksikliğinde de arginin tek başına yapılabilir. Arginle birlikte growth hormon, lezin hormon testi birlikte yapılabilir ya da ITT yapılabilir, insülin tolerans testi, 16 yaşının üzerindeyse. Biz de arginin yerine L-DOPA ya da klonidin testi yapılmakta. Arginin testinde epik değerin Amerikan kaynaklarına göre 10 ama 8 de olabilir, üzerinde olması. Eğer growth hormon, lezin hormonla birlikte yapılıyorsa bunun 20'nin üstünde olması gerekiyor. 19'un altında ise yapılanı koruyor. Yalnız bunların hep farklı günlerde en az iki kere yapılmış olması lazım. Eğer adrenal yetmezlik eşlik ediyor mu etmiyor mu öyle bir şüphe varsa onu ekran etmek için de ITT yapılıyor. Orada da peak kortizol 430 altında mı değil mi yapılıyor. Zorlukları var çünkü çok farklı protokoller var. Her hastanede farklı protokoller uygulanıyor. Uygulanan dışarıdan verilen maddelerin hepsi farklı. Biyolojik yanıtlar farklı. Sonra bizim analiz yöntemlerimiz farklı. Ve yorum farklı. Her şey çok farklı. Artı dolaşımdaki hormon konsantrasyonları da farklı. Stüne diyoruz. Ama mesela growth hormon 20 kilo dalton olabilir, 22 kilo dalton izoform olabilir. Ya da şeyde asetaj simülasyonunda olduğu gibi prokürsörleri olabilir kortizol. Bunların hepsinin göz önüne alınması lazım. Şimdi PNSTB'ye geçersek PNSTB'yi 3 faza ayırabiliriz. İlki hastanın tanımlanması basamağı. Burada hastanın fizyolojik özellikleri tanımlanıyor. Yaşı, cinsiyeti, ırkı, yaşadığı yer, gebe olup olmaması gibi özellikler ya da aldığı ilaçlar gibi. Bunlar önemli. Çünkü bizim dinamik testlerde ölçtüğümüz moleküller, hormonlar, yaşla hepsi etkileniyor. Biz biliyoruz ki mesela cinsiyet farkı seks gelişim sırasında, matürasyon sırasında işte puberteye doğru FSH ve LH yüksekliği ortaya çıkacak spike'ı. Bu kızlarda erkeklere göre biraz daha fazla. İşte daha sonra seks steroidleri ortaya çıkacak ve onlar gelişimine de olacak. Ama bir taraftan östrojenin artması işte balin globulini etkiliyor, o da gidip tiroid hormonlarının düzeyini etkiliyor. Başka neler söyleyebilir? Menopozda tam tersi, östrojen ve progesteron düştüğü için gonadotropinler artacak. Yine andropozda testosteron düşecek. Mesela testosteron için bunun mevsimsel değişimi olduğu biliniyor. Norveçlilerin yaptığı bir çalışmada Kasım ve Aralık aylarında erkeklerde testosteron düzeyini pik yaptı. Gözlemlenmiş. Bir başka çalışmada Temmuz'da yüksek olduğu görülür. Onun dışında growth hormonu biliyoruz. Şey olarak sağlıklanıyor. Osilasyonlarla sağlıklanıyor. Onu biliyoruz. Body mass index önemli yine obezite hem tiroid hormonlar,
östrojen, E2 ve östrojen obezlerde daha yüksek olduğunu, yine testi aşımda daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bunun yanında para proteinler etkiliyor. İkincisi şu, örnek toplama kısmı. Orada da hangi örnek alınacak, hangi test için, ne zaman alınacak, hangi saat aralıklarında, frekanslarıyla alınacak örnekle. Burada tabii postür önemli, açlık, aldığı, hastanın aldığı, dışarıdan aldığı maddeler önemli. Kullanılan tüp kaplar, koruyucular, turnike ve örneklerin nasıl saklanacağı. Burada mesela açlıkta BTG'nin yükseldiği, amonotrofinin düştüğü, bunlar %5-6 düzeyinde olsa da çok bunlar. Ama protein yüksek diyet verdikten sonra hepsini düşüyor. Yine açlıkta growth hormonun salgılandığı, bunu biliyoruz. Kahve işi şeyi arttırıyor, insülin salınımını arttırıyor. Ama kortizol düşürüyor. Nikotin ise tam tersi kortizolü arttırıyor ve ASS aşağı arttırıyor gibi. Pulsatif salınım, growth hormon, FSH verilir için önemli. Bir ön aletim, biz biliyoruz ki kortizol ve ASS sabah 6 ile onun arasında ilk yaparken TSH, growth hormon, bunlar gecelik yükleniyorlar. Ve prolaktin. Prolaktin için de şöyle bir şey var. Prolaktin sabah çok erken saatlerde değil, daha böyle ondan sonra tam örneği alınması daha uygun. Çünkü sabah yükselmesi yanlış pozitiflere yol açabilir geliyor. Bunun dışında örnek türü, hangi örnek türü alınacak? En çok kan kullanılıyor genetik testlerde ama 24 saat idrarda serbest kortizol ya da tüplük olabilir. Burada da biyonel ritimlerini görüyoruz. ASTH, prolaktin, growth hormon ve testosteron. Üçüncü safhası örneklerin taşınması laboratuvara, laboratuvarda santrifüj edilmesi ve analize kadar saklanması. Burada da nasıl, hangi kuşlarla transport edilecek? Mesela ASTH'ın işte ilk 2 saat içinde buz üzerinde taşınması, sonra santrifüj edilmesi örneklerin bütün bunlar kurallara göre yapılması gerekiyor. Şimdi burada hasta teste hazırlanacak öncesi var. Test ortamı hazırlanacak, sonra test uygulanacak ve örnekler alınacak. Daha sonra ölçümler yapılıyor ve yorumlanıyor. Şu kısım bir analitik faz. Aslında şurada bir şey çizmeye çalıştım. Şimdi bu normal, normal üsttekini görüyorsunuz. Bazal bir hormon ölçümü ele alalım. Üçlü planalitik faz, daha sonra analitik faz ve daha sonra yorumlanacak. Ama dinamik testlerde öyle değil. Önce birinci öğrenilecek analize. Daha sonra tekrar başa dönülüyor, tekrar örnek alınıyor. O safhalardan geçiyor, tekrar analize gidiyor, tekrar görülüyor, tekrar analize. Bu şekilde daha uzun bir süreç ve yorumu da tabii daha uzun olabilir. Şimdi piramidik evrede diğer fosfor testleri için öncelikle testin seçilmesi, doğru testin seçilmesi, doğru prosedürün uygulanması, doğru hastanın doğru şekilde hazırlanması, örneğin doğru şekilde toplanması, transportu ve daha sonra işlenmesi önemli. Bunların tümünün test menüsünü işte web sayfasında ya da katalogda, test katalogda yazılıyor olması lazım. Bütün numune gereklilikleri, sütkülü vesaire dahil. Klinisyen doğru test seçimini yapabilmeli.
çok karmaşık testler olabilir ama bütün bu protokol belgelenmiş halde olmalı. Mesela dexametazon süpresyon testi için 8 mg işte gece 10'da verilip daha sonra sabah kortizol örneği alınacağı, daha öncesinde de yine pazar kortizol örneği, böylelikle farklı zamanlarda alınacağı, bütün bunların zamana uygun şekilde yapılması gerektiği bilinmeli ve uzman personel olmalı. Şimdi doktor klinisyen neleri bilmiyor? Amacı nedir? Klinik faydası nedir? Bu protokol nasıl uygulanıyor, uygulanmalıdır? Hangi hormonlar ölçülecek? Bunlar hangi tüplere alınmalı? Hasta nasıl hazırlanacak? Riskler neler? Yan etkiler neler? Bütün bunları bilmesi lazım. Hemşirelerin ya da kan alıcı kişilerin de işte ne kadar minimum örnek miktarı gerekiyor, hangi hormonlar çalışılacak, bunlar nasıl transport edilecek, hangi şekilde, hangi postürde örnek almalıyım, hangi tüpleri kullanmalıyım, bütün bunların bilgisine sahip olması lazım. Şimdi doğru hasta hazırlama için genellikle gece açlığı isteniyor ama bazı küçük çocuklarda bu daha kısa tutulabilir, 4 saat, 6 saat gibi. İdrar kontrolü ölçüleceğinde sıvı kısıtlaması ya da işte katekolaminler için ya da diğerleri için işte tirozinden zengin gıdaların alınmaması gibi kısıtlamalar olmalı. Eğer ASTH testi yapacaksak o zaman kullanılan steroidlerin de bir gün önceden kesilmesi gerekiyor. Hangi saatte örnek alacak? Bu çok önemli. Gece 11'de verdik, dexametazonu sabah 8'de örneğinizi almamız lazım kortizol için ya da aldosteron için 8'de on arasında. Postür çok önemli. Katekolaminler için mutlaka supine pozisyonunda almamız gerekiyor. Bir hastanın dinlenmiş olması gerekiyor. Aldosteron için ayakta alabilir. Şimdi yapılan çalışmalarda mesela testten önce 30 dakika dinlenmeyi bazal kortizol düzeyini %18 düzeyinde azalttığı tespit edilmiş. Bu önemli bir şey. Sonra hangi testi ne zaman aldığımız DMI varyasyonu göz önüne almamız lazım. Bir de mesela growth hormon simülasyonu için verilen ajan da çok önemli. L-DOPA ve klonidin diğerleriyle karşılaştırıldığında mesela arginine ya da RTT ile 20 kat daha düşük yanıt verdiği saptanmış. Örnek toplama çok önemli. Bunun için talimatlar net hazır olması lazım. Standart zaten seyir saatlerinden bildirilmiş. Bunlara uyması gerekiyor doktor, hemşire ya da görevlilerin. Bütün numuneye gerektiklerini gözden geçirmesi lazım. Kan alımı için standart koşullar, overnight açlık, sabah 8-9 arasında işleme teste başlanması öngörülüyor. Ondan sonra hastaya bir kanal açılıp hasta dinlenir pozisyona getiriliyor. Ondan sonra 30 dakika sonra artık kan almaya başlanıyor. Mümkünse stres engellenmeli. Bu intravenöz kanal açılacak vital postada. Tek kere kullanılması tercih edilmiyor. İşte steril koşullarda alınması lazım. Büyüklüğe göre çocuğun gelişimi ona göre uygun kanüller kullanılarak ve onlar da işte esetle, hepolin esetle yıkanarak asetli şekilde örnekler alınmalı. Örnekler uygun miktarda alınmalı. Minimum değerleri var, minimum volümler var ama yine de minimumdan biraz daha fazla olması istedim belki tekrar açısından. Çocuklarda da toplam kan harcının %2,5'ünü geçmemesi gerekir. Hormon aşılarına genellikle serum kullanılıyor ama ECTA proteolitik aktiviteyi engellediği için ASTH ölçümünde kullanılıyor. Proteolitikler biliyoruz ama heparin ASTH ölçümünde interfere edilir. Kan alma sırasına uyulması lazım.
Hem o yüz önemli, kaçınılmalı çünkü insülin yıkımından neden olabilir. Örnek halimi biraz önce bahsettim. Özellikle içinde bir eklenti varsa doğru oranda hacimde alınmalı. Stres uzaklaştırılmalı ama stres varsa onun kaydı gerekiyor. Etkilerinden çok önemli. Çünkü farklı dakikalarda geliyor. Şimdi o tüpün üstüne hem alındığı saat hem de kaçıncı dakika olduğu yazılı. Tabii idrar da toplanabilir. Genellikle 24 saat idrar topluyoruz. Şeylere uygun olarak. Ve burada kortizol için işte boruk asit ya da katekolaminler için boruk asit eklenebilir. Bunu da diklerotlardan alması gerekiyor hastanın. Tüpürük olabilir. Tüpürük içinde ya hasta manuel olarak bir kaba ya da özel tüplere bunu toplayabilir. En az 1 litre olacak şekilde. Bunu da etiketlenmesi çok önemli. Tüpürük toplamadan önce hastanın bir şeyi içmemesi, dişlerini fırçalamaması, kanatmaması ve steroid için herhangi bir sprey, krem kullanması gerekli. Doğru örnek transportu çok önemli. Hangi test için, hangi şartlarda, hangi koşullarda transport edeceğiz, ne kadar geçme, maksimum geçme kabulleniyoruz bilgileri. Şimdi örnek işlemi, laboratuvara kabulden sonra mesela ASTH için 4 derecede ve oda sıcaklığında 18 saate kadar mutlak çalışmada şöyle gösterilmiş 10 farklı yüreğde şurada %100 ve artı eksi onu görüyorsunuz. Yaklaşık 17 saat geliyor ama yine de bizim yaptığımız bir çözüme var. İlk 4 saat içinde mümkünse şeyde buzdolabında saklayarak ASTH ölçümünün aslında bir 2 saat içinde tamamlamalıyız. Şeyde ADH da eklenir. Oda sıcaklığı da 3 saat bekletilirse. Bunun dışında santrifüj genellikle işte 3-3-5 RPM'de 10 dakika. Belli yeterli zamanı sağlamalı santrifüj için. Hemodizden kaçınmak için de hızlanma belirli düşük olmalı. Eğer katekolün gelmiş çalışılacaksa botikot kontaminasyonu önemli buradan kaçınmak gerekiyor. Alikotlamanın da yeterli olması lazım. Bunun dışında ASTH için işte oda sıcaklığında 8 saat, yürümüz dolduğunda 8 saat. Renin için, renin dondurmayalım. Çünkü pro-renin aktive olur. Onun için buzdolabını bekletmek daha uygun. Don çöz yapılacaksa, eğer dondurulmuşsa ve çözülüyorsa mutlaka iyi şekilde karıştırılıp çözülmesi sağlanır. Red kriterlerinin doğru şekilde seçilmesi lazım. Hemoliz olabilir, yanlış tüp olabilir, yetersiz hacim olabilir. Bizim en çok karşılaştığımız yetersiz hacim, bir de barkotun hatası. Ve yorum. Tabii yorumlarda kullanılan protokollere bağlı olarak değişik olacak. Şimdi iki tane testten bahsedip bitirmek istiyorum. Bir tanesi growth hormone stimülasyon için arginin testi. Arginin alfa adrenerjik reseptörleri aktive ediyor ve growth hormone, rezim hormonu artıyor. Böylece growth hormone artıyor. %75 bir duyarlılığa sahip. Eğer ITT yapılamıyorsa ve çocuk 16 yaşın üzerindeyse arginin tercih ediliyor. Yan etkili olabilir ama bu ITT kadar fazla etkiler gibi işte alerjik reaksiyonlar, vazospazm gibi. Bunun için önce N-arginin %10 onluk alınması, bunun ESET içinde, ESET içinde hazırlanması gerekiyor. Daha sonra hastaya şey yapılacak, internet kanıda açılacak. Eğer hasta büyüme hormonu alıyorsa bunun bu test yapılmadan bir an önce durdurulması lazım. Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi lazım.
aç olmadım. Kalori yerleştirilecek 30 dakika önce. Daha sonra çünkü de hasta dinlenmeye alınacak. Bu -30'da bir bazar örneği alınacak. Daha sonra 0. dakikada bir başka örnek alınacak. Ve ondan sonra her 15-30-45 dakikada örnekleri alınarak mutlaka kan şekeri, glukometreyle kontrol edilmeli ve alınan örneklerle doğal formu ölçümü yapılacak. Mutlaka örnek formu doğru işte kanalı zaten bu şekilde yazılması gerekiyor ve doğal formu 5.3'ün üstünde ve altında. 3'ün altında ise zaten direkt yetersizlik. 7'nin üzerinde ise EKG. Ama şu var, normal çocukların da %20'si bu teste yanıt vermeyebilir. O nedenle bir başka gün tekrarlanması önemli ya da ITT yapılabilir. ITT burada insülin emiyoruz ve hocam sürelerimiz doldu ama toparlanması çok önemli. ITT aslında sekonder hipofizar adrenal yetmezliğin tanısı için altın standart. Aynı zamanda bir normal eksikliğinde kullanılıyor ve Cushing'in ayırtmasında kullanılıyor. Eğer MI geçirmişse, herhangi bir kardiyak olay varsa tercih edilmiyor. Eğer epilepsi varsa konvizyonlar oluşuyor, yine tercih edilmiyor. 16 yaşından büyük olması lazım. Kortizol düzeyinde 100'ün altında olmaması lazım. Bunlar check ediliyor, EKG yapılıyor. Ve mutlaka enteroidoz, dextroz ve hidrokortizolun hazır bulunması lazım. Çünkü yan etkileri bu listeyi terbiye çarpıntıda, bilinç kaybına yol açabilir. İşte insülin hazırlanıyor 0.15 ya da 0.10 ünite. Bu bizi yetmez için. Kuşun ise biraz daha yüksek değerler var. Mutlaka şey takibi, glukoz takibi yapılması lazım. Bu da laboratuvardan da yardım olabilir ve 40 mg'ın seviyenin altına düşmüş olması lazım. 2.2 mmol'ün altına düşmüş olması lazım. Tüpler hazır olmalı. Kırık kapaklı ve SS'li tüpler. Aynı zamanda işte şeyler olmalı. Hastaya dönecek meyve suyu vesaire. Hasta aç kalıyor, ondan sonra onan formu alınıyor, sabah EKG yapılıyor, kortizol yapılıyor. Ondan sonra teste başlanıyor. Burada da gördüğünüz gibi -30 dakikada growth hormone ölçülüyor ve 0 dakikada bazal limonu alınıyor. İlkinde growth hormone ve diğerlerinde growth hormone kortizol ve glukoz ölçümü yapılarak aynı zamanda da semptomlar gözlemleri. Zaten şey varsa, herhangi bir semptom varsa dextroz vererek şey durduruluyor, test durduruluyor. Eğer 40'ın altına düşüyorsa o zaman belki kez daha uzatılabilir insülin dozu arttırılabilir. Normal yanıt glukozun düşük olması, kortizolun 430'un üstünde olması ve growth hormone'un da 6.1'in üstünde olmasıdır. Hastaya işte test sonrasında şey geliyor, meyve suyu içildi, 2 saat boyunca hasta gözleniyor. Teşekkür ediyorum.